Peki duvardaki bu boy boy şapkalar kime ait? Ev arkadaşım şapka. Sevgilim. Bu da onun şapkaları. Emeğin nasıl yoğunlaştığını böyle ifade edelim. Bu hemoroid kremi bitiyor. Yenisini al demiştim sana. Hayır, duymadım da duyamazsın. Desibelim, malum. Hah, şimdi Çağatay, ben düşündüm. Dedim her sorunun kökenine ineceksin, temelden çözeceksin. Dün bir zeytinyağlı yemek tarifi kitabı ve bol miktarda kuru kayısı aldım ara. Kreme ihtiyacın kalmadı. What? Ben bunu yüzüme sürüyorum yahu. Ne diyorsun anam? Yüze değil o. Yüze süreceğin teoriye nasıl etki edecek? Hayır, biri Bağdat'ta, biri Şam'da. O kadar okumuş adamsın. Bir kutunun içini okuyamadın mı ya? Yahu, yıllardır uykusuz ve alkolü gecelerin sabahında, hayatın yıpratıcı izlerini silen, yüzümü kamerayla sevişecek cazibeye getiren işte bu mucizevi bebek. Ha. Anam abartma. Basur kremini basıyorsun, suratın şişini alıyor. Yani o. Hayır, hemoretti benim kariyerimin %50'si. Operacı. Hayır, ilacın ismi. Bugün ülkenin sokaklarında, kahvelerinde bir Çağatay Koçtuğ seksapelinden bahsediliyorsa bu altın formülün etkisi yatsınamaz. Anam, kahvede niye senin seksapelinden bahsedilsin ki? Yani oradaki adam maç konuşur, kar kız konuşur. Yahu ben unutulmaz yüzümle bu ülkenin popüler kültüründen bir rüzgar gibi esip geçen... Of! Anlat ona Ebru. Ona esmeyi anlat. Esip de geçmeyi anlat. Ben hemoroid kremi almaya gidiyorum. Hadi. Ay. Kız şuna bak, bu da çok güzel ha, ne diyorsun? Ay, atar mı burayı? Ha? Niye yettin lan, taze ekmek, kaymak falan getirdin ya? Zaten hep söyleyip duruyordu Selahattin Bey, zaten bu yakınlarda varmış böyle manda kaymağı çok güzel satan bir yer varmış. Ama bana gitmek almak nasip olmamıştı, biliyor musun? Afiyet olsun. Ben ama daha çok özel hayatımda fındık ezmesi tercih ediyorum. Allah Allah, ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Teşekkür ederim. Yoldan geçti bir fıstık, kafadan biraz kaçık. Fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam tık tık. Seni gidip karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Manitam kırmızı nokta, tek çilemsin sen fıstık. Ne yorgan kaldı ne yastık, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Sana neni dinletirim, inimini milletirim, üfletirim, gümletirim, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Kafadan biraz kaçık, fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan. Beynin bir bölümü atıp kalınca öteki bölgelere gelişiyor. Şimdi baba tarafına roman oldu mu?
için övmek gibi olmazsan bu genetiksel bir yetenek biliyor musun? Çok güzel ama bu da bir kafa biliyor musun? Koyanam şunu kenara dangıdı dangıdı. Sabah sabah beyin kıvrımlarmış işte ödem yaptı ya. Ya Zerin stres atma maçlı çalıyorum anam ya. Dün Selahattin'e benim bu arabesk fantazi albüm çıkarma projemi açacaktım ya. Nasıl karşıladı? Küfür ve hakaretle karşıladı anam ya. Musike karşı değil ama bu albüm tanıtım planlarının 18 yaş üstü cıplaklık içermesine kuruldu sanırsam. Söyleyeydin plakçı ya, soyunmam abi diyeydin. Ama cıplaklık mı musike mi diyeydin? İşte plakçı. Amaç tabii ki de cıplaklık. Albüm için kenar süsü. Sen kendini Ümmü Gülsün mü sandın? Kenarın süsü diye cevap verince... Gerçekçi konuşmuş. Ben de o yalnız seviyorum ama sonra... Kız inanmıyorum, Fazıl Say'dan mesaj geldi ya. Ev sahibi. Yok kız, piyano üstadı olan. Bildiğimiz Fazıl Say. He? Bak, öz hakiki Fazıl Say. Bu geçenlerde arabeskçileri bir atarlandı ya. Ben de dün Selahattin'in gazıyla bir tweet atmışım buna, giderli. Dedim, ben Mozart çalabilirim. Peki sen arabesk okuyabilir misin gülüm diye. Allah seni kahretmesin Tilay. Anam senin o piyanonun tuşlarını sayacak kadar toplaman çıkarman yok. Nereyle Mozart çalacağım Moronovski? Rezil oldu koskoca sanatkara. Ben olaydım yaptırmazdım. Ah başınızda bir büyük olaydı. Vardı anam, bir büyük içtik sonra tweet attık. Puh senin suratına. Ne diyor adam? Hodri meydan. Ne zaman yapalım düelloyu demiş. Allah ne zaman diyeyim? Şeydi. Londra Filormoni giller haftaya yatırla gelecek senin de gel. Akşam benim evde hepimiz yere bağdaş kurup çalar seyleriz de. Benim piyano yok ki. Nerede yapacağız? Kız! Özür dile hadsiz! Yanlış numara de bir şey de kaç. Ya adam dünya çapında bir kişi. Sen vallahi kendini açtın Tülay. Mahalleye değil artık bizi dünyaya rezil ediyorsun ya. Nota biliyor musunuz? Canım bunlara hiç gerek yok biliyor musun? Ben yıllardır hep kulakta. Peki solfej var mı? Valla burada genelde meze var ama sandviç falan da getirtebiliyoruz. Tam olarak ne istedin sen İstiklal'den söyletelim. Hayır yani solfej bilginiz var mı? Ya hocam sana zahmet olmasa sen hiç bunlara takılma. Şu parçayı bana bir çalıver bakayım hadi. Bende bu. Tamam, okey. Efendim? Tamam, kaptım diyorum. Kulağım iyidir. Sol elinle ritmi tutuyorsun. Sağ elinle nameyi vuruyorsun. Tamam. Klavye mantığı. Tamam, ayarlayacağız. Şarkının adı ne? Mozart'ın bir numaralı piyano sonatı. Do majör allegro. He. İsmi uzun. Demek ki ondan tutmadı. Yoksa oynak parça. Tam yaz parçası. Allegro, neşeli çalınmalı demek zaten. Ha, işte biz ona oynak diyoruz. Ver coşkuyu diyoruz. Eller havaya diyoruz. O sizde demek allegro. Ha. Ama parçayı iyi seçmişiz. Ben seyircinin enerjisine göre nakaratı böyle uzatırım sonuna doğru. Acık da hızlandırırım. Veririm coşkuyu, yürür giderim. Sen bir daha çal bakayım, iyice otursun kulağıma. Pardon, siz kime çalacaksınız bunu? Arkadaşlarınıza sürpriz falan mı? Yo, Fazıl Say'a çalacağım. Ahbabım olur. Sanatçı arkadaşım Fazıl için geliyor. Mozart'tan oynak bir parça, yeni bir parça, tam bir yaz parçası. Eğleniyorsunuz, oynuyorsunuz. İyi ama şşş, acık edebiniz oturun hadi. Thank you.
Vay anasını. O ne ya? O kadar olur mu ya? Deha lan bu kız. Muhteşem Süleyman, ben amuda kalkacaktım ya. Sen nesin ya? Sen muhteşemsin ya. Harcanıyorsun sen burada ya. Fazıl Bey'den. Ay, çok ince tabii. Sen artık arabesk fanteziyi bırak, klasiğe dön. Ekmek yok anam. Olmaz olur mu lan? Düğünler, kokteyller, ekstralar, banka geceleri, namusundan nezih nezih. Oh, iki tane de sıkıcı siyah tuvalet alırız. Oldu bitti. Yok anam, benim ruhum arabesk Selahattin, mümkün değil. Tülay, sen salak mısın, tipin mi öyle gösteriyor? Aa, gidiyor. Ama arabesk okuyacak, öyle iddialaşmıştık. Lan bırak adamı lan, hayatın değişecek. Sen klasikçi ol. Fazıl Bey. Kim lan? Sen kimsin kardeşim? Abla Selahattin abi paranın yarısı iş bitiminde dedi. Bekledim bekledim vermedi. Gidiyorum ben. Bu kim lan? Fazıl Say. Bence benziyor. Bana sahte Fazıl Say mı tuttun? Kendisi niye gelmedi? Twitter'daki öz hakiki Fazıl Say da benim. Ondan olabilir mi? Albüm çıkarmayayım, soyunmayayım diye he mi? Klasiğe geçeyim de namusumla kazanayım diye. Ha, iyi olmadı mı? Ya Selahattin bana bak, benim nerem klasik anam ya? Ha? Hayretten güzel çalacağımı nereden bildin ya çuvallasaydın? Her şeyi alıp tıngırdatıyorsun. Dedim en kötü daha dün annemizi öğrenir çalar. Her türlü bizim Fazıl ayakta alkışlayacaktı. Ama böyle bir virtüöz beklemiyordum. Tülay, bir daha düşün istersen. Anam hadi ben acıktım ya, hadi gidip bir şeyler yiyelim. Nereye? Dışarı çıkmıyor muyuz? Dur piyanonun oradan teybimi alayım. Ha? Kız playback yaptım herhalde. Manyak mısın? Üç günde nasıl çalacağım koca aleti? Anca parmaklarımı düzgün oynatmayı söktüm. Deli mi ne? Gerçekten kim çalıyordu? Teypte. Fazıl Say. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.